Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün minik prenseslerimiz için çok cici bir ceket çalışması yapacağız. Ceketimizi yakamızdan örmeye başlıyoruz. Görmüş olduğumuz bu yanlardan artışlarımızı yaparak Şöyle dilediğimiz roba ölçüsü gelene kadar örmeye devam ediyoruz ve gövdemizi tamamlıyoruz. gövdemizin en alt kısmına minik lalelerle tamamlıyoruz. Daha sonrasında kollarımızı birer birer örüyoruz ve kollarımızda da yine aynı şekilde bakınız. Sırasıyla ördükten sonra trabzanlarımızı minik lalelerimizle güzel bir şekilde ceketimizi tamamlıyoruz. Evet ceketimizin arkasına da şöyle bir bakacak olursak gayet cici ve şık bir ceket çalışması. Evet şimdi ceketimizi kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Ceketimizi örmek için örüm bayanın süper baby ipini kullanıyorum. İpimiz. 100 gram ve 360 metreden oluşan %100 akrilik bir ip. Renk numarasına bakalım. 098 numaralı renge çok tatlı, uçuk bir sarıya sahip. Hemen e, zincirimizi çekmeye başlayalım ve buçuk numaralı tığımızda örüyoruz. Bölümlerine ayırarak zincirimizi çekiyoruz. İlk önce bir tane düğümümüzü atalım ve zincirimizi saymaya başlayalım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20. zincirime bir tane ayracımı takıyorum. Burası tam önümle kolum arasındaki ayrım yerini oluşturacak olan bölüm. 20. zincirimiz. Ayracımızı taktık ve devam ediyoruz. Kolumuz için 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 tane zincirimi çekiyorum. 22. zincirimin içerisine yine ayrım yeri olan işaretimi takıyorum. Ve ceketimin arkası için gerekli zincirlerimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 27 28 29 ve 30. Tam 30 tane zincir çektim. 30. zincirin içerisine ayrım yerim için bir tane ayıracımı taktım. Tekrar kolumuz için 22 tane zincirimizi çekmeye başlıyoruz. 3 4 6 7 8 9 19 20 21 ve 22. Tam 22. zincirimin içerisine şu şekilde ayracımı taktım. Ve son zincirlerimi çekmeye başlıyorum. İpimi yarımlamak istemiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 tane zincirimi çekiyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum. Hemen zincirlerimizin ölçüsüne bakmak istiyorum. Tığımın olduğu yere tutuyorum ve uç kısmına doğru Şöyle ölçüyorum. 39 santim zincirimizin uzunluğu. Şöyle görelim ve hemen trabzanlarımızı örmeye başlayalım. 19 tane zincirimizin 2 tane geriye gidelim. Bakınız 1 ve 2. 2 tane de zincir ilave ediyorum. Önce geriye gidelim sonra ilave edelim. Daha kolay olsun saymamız. İkinci geri geldiğimiz yerdeki zincirimin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum ve kalan zincirlerimi birer birer örerek ayraç yerime kadar geliyorum birer birer zincirlerimizi içerisine örerek trabzanlarımızı oluşturalım ve kırmızı ayracıma kadar ikili trabzanlarımı örerek ilerliyorum Zincirlerimi birer birer örerek tam 19 tane trabzan sayısına ulaştım ve ayracımın olduğu noktaya geldim. Ondan önce 19. trabzanımın üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum ve ayracımı çıkarıyorum. Ayracımı çıkardığım yerdeki trabz zincirimi atlıyorum. Hemen yanındaki zincir yuvasına girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Orayı boş bıraktık ve devam ediyorum diğer ayracıma kadar birer birer trabzanlarımı örüyorum. Toplamda 22 tane trabzan sayısına ulaşıyorum. Birer birer örerek ilerleyelim. Kolumuz için ördüğümüz 22 tane trabzanımızı da tamamladık. Ayracımın olduğu yere geldim. 22. trabzanımın üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkardıktan sonra batıyorum ve arkam için zincirimi 30 tane örmüştüm 30 tane trabzanımı örmeye başlıyorum sadece trabzanlarımız örüyoruz ve her bölüm arasında 2 tane zincir çekiyoruz ve takmış olduğumuz araçlarımızı yerinden çıkarıyoruz ve oraya herhangi bir şey örmeden 2 zincir çekiyoruz üst kısmına ve ilerliyoruz Sıra ayırıcıma kadar ilerliyorum. Trabzan sayımı 30 tane ördükten sonra tıpkı diğer bölümlerde yapmış olduğum gibi ayırıcımı çıkarıyorum. Üzerine 2 tane zincirimi çekerek tekrar örmeye başlıyorum. 30. trabzanın üzerine 2 zincir çekiyorum. Ayırıcımı taktığım yeri atlıyorum. Bir sonraki yere batarak kolum için 22 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Kolumuzu 22 tane trabzan örerek tamamladım. Şimdi 2 tane zincirimi çektim. Hemen ayracımı çıkarıyorum ve önüm için ördüğüm trabzanlarımı birer birer zincirimin üzerine yerleştiriyorum. Uç kısmında bir tane ilik açacağız. Lütfen onu unutmayalım. Ceket ördüğümüz için bir yönde iliğimizi mutlaka yapalım. Uç kısma doğru ilerliyorum. 16 tane trabzanımı ördüm. 17. Trabzanımı öreceğim yere bir tane zincirimi çekiyorum, tığımın başını doluyorum, bir zincir atlıyorum, ikinci zincirin içerisine bir tane trabzan örüyorum. 16 idi, zincirimiz 17, diğer trabzanımız 18, 19 ve toplamda 20 tane trabzanımı ördüm ve bölümlerimizi tamamladık 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum bakınız ileğimizi açtık 20 tane önümüz için olan trabzanımızı da ördük şu şekilde birinci sıramızı tamamladık şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım 20-20 önler 22-22 kollarımız ve 30 tane trabzan arkamızı oluşturmakta şimdi modelimizi uygulayarak ikinci sıramıza başlayalım 3 tane zincirimi diğer yönde çekmiştim 6 tane kenar patımız olacak kenar patlarımızı düz bir şekilde örelim 3 trabzanımı ördüm hemen ilik için açtığım trabzanımı örüyorum 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı ördüm 6 trabzanın ceketimiz bitene kadar her iki yönde tamamen devam edecek hiç değişmeyecek Altı kenar patı arada iliklerimizi açacağız ama ceketimiz bitene kadar her iki kenarımız için aynı şekilde devam edecek tığımın başını doluyorum 1 ve 2 atlıyorum 3. trabzanımın üzerine bir tane V'mi yapıyorum Bir trabzan 2 zincir aynı yere bir tane trabzanımı örüyorum. İki tane atladım. Üçüncü yuvanın içerisine battım. Şimdi ise üçer üçer atlayıp dördüncüye batacağız. Tığımın başında doluyorum. Arada zincir çekmiyorum. Bir, iki, üç ve dörde batıyorum. Bir tane V örüyorum. Bir ve iki zincir tekrar aynı yere batıyorum. Ve bir tane V'mi örüyorum. Tekrar tığımızın başını doluyoruz. Saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 Dördüncü trabzanın üzerine batıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzanımı örüyorum. Ve 3 tane bakınız yuvamızı kurduk. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2 atlıyorum. Yuvanın içerisine giriyorum. Ayrım yerimize. 2 tane trabzanımı örüyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı örüyorum ve köşemizi bu şekilde 4 tane trabzan 2 zincir olarak doldurduk önümüzde kolumuz arasında olan ayrımımızı bütün ayrım yerlerimizde 2 trabzan 2 zincir iki trabzan olarak öreceğiz önümüzde üç tane modelimizi yerleştirdik bakınız her bir V'mizin içerisine birer tane modelimiz olacak tabi ilerledikçe örgümüz buradaki V'lerimizin sayısı artacak Devam edelim. Tığımızın başını dolayalım. 1 2 atlıyorum. 3üncünün üzerine batıyorum. 2 tane zincir aynı yere gelerek bir tane V'mi oluşturuyorum. Tekrar 1 2 3 4'üncüye batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere V'mi örmek için giriyorum. Araya zincir çekmeden 1 2 3 4. trabzanın üzerine trabzanımı iki zincirimi aynı yere tekrar trabzanımı örüyorum. Tığımı başını dolayarak 1, 2, 3, 4, 2 zincir ve diğer trabzanımı örüyorum. Şu ana kadar 1, 2, 3, 4, 5. Bakın zaten yerlerimizi ayırmıştık. 5. V'mizi de örüyoruz. 3, 4, 1, 2, batıyorum. 5 tane V'mizi kurduktan sonra araya geçiyoruz. Tığımın başını doluyorum. Tekrar 1, 2, 3 atlayıp hemen ayrım yerime geliyorum. 2 tane trabzan, 2 tane zincir, tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum. Şimdi arkamız için olan bölümümüzdeki modellerimizi yerleştirmeye hazırlanıyoruz. Önümüz için 1, 2, 3 tane modelimizi yerleştirdik. Kolumuz için 1, 2, 3, 4 ve 5 arkamız için şimdi diğer ayrım yerine kadar aynı şekilde örüyoruz. İlk başlangıçta 2 atlayıp 3. trabzana batıyoruz. Diğerlerinde ise 3 trabzan atlayıp 4. trabzanımıza batıyoruz. Tığımın başında doluyorum. 1, 2, 3'e batıyorum ve örüyorum. Bu şekilde devam edelim. Evet arkamızı da aynı şekilde örmeye başladık. İki tane atladım. Üçüncü trabzanımın üzerine battım. Ve bir tane V'mi kurdum. Üç tane atladım. Dördüncü trabzanın üzerine V'mi kurdum. Tekrar üç atlayıp dört. Üç ve dörde modelimizi kurduk. Tam bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi tane modelimizi arkamız için kurduk. Aradaki ayrım yerimizin içerisine yine iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı ördükten sonra kolum için olan bölümümü örmeye başladım. İlk başlangıçta iki atlayıp üçüncüye batıyorum. Sonrasında üç atlayıp dörde, üç atlayıp dörde bu şekilde modellerimizi kuruyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş tane V'mizi kurduk. Aradaki ayrım yerimizdeki çift trabzanlarımızı ördükten sonra modelimizin diğer önü için olan bölüme geldik son bölümünü Yine aynı şekilde 2 tane atlıyoruz 1, 2, 3.ye batarak vmi mi kuruyorum 1 ve 2 Aynı yere batarak 2. V ile oluşuyor Tekrar 1, 2, 3, 4. trabzana batıyorum Bu sıramızda tamamen aynı işlemlerimizi yapıyoruz kurulumumuzu Gerçekleştiriyoruz 1, 2, 3, 4.ye batıyorum Önlerde üçer tane modelimiz olacak. Tığımın başını doluyorum. 1-2 atlıyorum. Ve trabzanlarımı birer birer örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 tane trabzanımız olacaktı. Bakınız 6. trabzanı da tepesine batarak örüyorum. Bu taraftaki kenar patımı da böylelikle tamamlıyorum. Herhangi bir şekilde ne bir fazla trabzanımız ne de bir az trabzanımız oldu. Bütün örmüş olduğumuz ölçümüz tam yerinde. Hepsini güzelce yerleştirdik. Şöyle bakalım. Bakınız kolumuz önümüz hemen kollarımızın olduğu yerler. Şöyle bakalım önlerimiz 3 tane modelimiz 3 tane modelimiz. Bakınız 1 2 3 4 5 tane kolumuzda. 1 2 3 4 5 tane diğer kolumuzda. Lütfen bu sırada kontrolümüzü yapalım. Diğer sıraya öyle geçelim. Arkamız ise 7 taneydi. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet kontrollerimizi yaptıktan sonra ikinci sıramızı e, tamamladık. 3. sıramıza başlayalım. Bitiş yönümüzde 3 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 örgümüzün yönünü çevirelim. 6 tane trabzanımızın bir tanesini ördük. Geri kalan 5 trabzanımızı örelim. 2 3 4 5 ve 6 toplamda 6 tane trabzanımızı tamamladıktan sonra şimdi görmüş olduğumuz V'lerimizin içerisini doldurmaya başlıyoruz. Tığımızın başını zincir çekmeden dolayalım. Hemen ilk vğmiziin içerisine 4 tane trabzanımızı örelim. 1 2 3 4. Tam 4 tane trabzanımı ördükten sonra araya yine zincir çekmeden diğer vğmin içerisine geliyorum. 4 trabzan da buraya örüyorum. Aralarda zincir çekmiyoruz. 3 ve 4. Ve ilerliyorum. Diğer beğemin içerisine de 4 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 Şöyle bakalım. 6 tane kenar patımızı ördükten sonra beğemizin içerisine 4 tane trabzan ördük ve zincir çekmeden geçtik. Yine aralara zincir çekmeden her bir beğemizin içerisine 4'er trabzanımızı ördük. Şimdi kenar ayrım yerimize geçtik. Yine zincir çekmiyoruz. İki tane trabzan, iki zincir, iki trabzan kısmını örüyoruz. Bakınız, iki tane trabzanımı ördüm. Ayrım yerimizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi devam ediyoruz yine dört tane trabzanımızı örüyorum. Araya zincir çekmiyorum, geçişlerde zincir çekmiyorum. Hiç zincir çekmeden sadece bu ayrım yerlerimizdeki iki zincirimiz var. Devam ediyoruz. Bakınız. 2, 3 ve 4. Evet bu sıramızı aynı burada yapmış olduğumuz gibi her bir V'mizin içerisine dörder trabzanlarımız örerek gelelim. Kenar ayrım yerlerine geldiğimiz zaman iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımız örelim. Yine dörder dörder trabzanlarımızı doldurarak uç kısımda görüşelim. Kenar patımızı yapalım. Dönüşte görüşelim. Evet üçüncü sıramızı da örerek geldim. Bakınız kenar patımı da tamamladım. Hatta geri dönüşünde yaptım. Ve e, dördüncü sıramızı uygulamaya başlayacağız. Şimdi elimi alıp şöyle bir baştan hatırlatmak istiyorum. Altı tane kenar patımızı ördükten sonra V'lerimizin için dörder trabzan örerek ilerledik. Ve ayrım yerimize geldik. Hiçbirinin arasında zincir çekmiyoruz. Sadece ayrım yerimizde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan kısmında çekiyoruz. Ve devam ettik. Dörder tırabzanımızı ördük. Tekrar ayrım yerine tekrar dörder trabzan doldurduktan sonra bakınız ayrım yerimiz sıramızı yaptık ve kenar patımızın dönüşünü yaptım. Şimdi modelimizi yeniden kurmaya başlıyoruz. Aşağıdaki V'lerimizi kuruyoruz. Modelimiz bir sıra ve bir sıra trabzandan oluşmakta. Çok kolay aynı zamanda çok şık bir model. Yine araya zincir çekmiyorum. 4 tane trabzanımı örmüştüm. Tam ortaya giriyorum. Bir tane ve örüyorum. Bakınız bir trabzan bir zincir. Yine aynı yere iki sağ tarafta iki sol tarafta trabzanımız kalıyor. Tam ortaya trabzanımızı örüyoruz. Şimdi araya yine zincir çekmeden 4 tane trabzanımızın İkişer ikişer ayırarak bakınız tam ortaya giriyorum. Bir trabzan, iki zincir, yine tam ortaya örüyorum. Tekrar hemen tığın başında oluyorum. Ayırıyorum. İkişer ikişer, iki zincir çekiyorum ve giriyorum. Ve bakın kenardaki artış yerine geldik. Modelimizi roba kısmında artış yapacağımız için 3 tane olan trabzanımızı ve imizi burada 4'e çıkarıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Her iki modelin arasındaki şu bölüme giriyorum. Bakınız alttan giriyorum. Bir tane trabzan, 2 zincir, bir trabzanımı örüyorum ve buraya bir tane artışımı yerleştiriyorum. Ve hemen buradaki düzenimizi aynı şekilde devam ediyoruz. Roba kısmımız bitene kadar burası iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak devam edecek. Geçişte zincir çekmiyoruz. Bir ve iki. İki tane zincir tekrar. Bir, iki. Ve ilerliyorum. Hemen bakınız şu ilk boşluğa sol tarafındaki artışımı da yapıyorum. Bir. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum ve V'mi artışımın hem sağına hem de soluna kurmuş oluyorum. Hem önümüzden hem kolumuzdan artışımızı bu şekilde yaptık. Bakınız. Bu sıramızda artış yerlerimizin ve ayrım yerimizin hem sağına hem soluna mutlaka birer tane modellerimizi uygulayalım ve devam edelim. Diğer modellerimi tam dördün arasına giriyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra diğer V'mi örüyorum diğer beğim için mı? bir trabzan iki zincir aynı yeri ben elimle özellikle göstermek için açıyorum bakınız hiç açmanıza gerek yok direkt şu şekilde girişlerimizi yaparak ilerleyelim diğer artış yerime kadar gelelim Evet diğer artış yerimize kadar geldik hemen bakınız ayrım yerimizin hem sağa hem sola birer tane V'mizi kuruyoruz bir trabzan 2 zincir bir tane daha trabzan örüyorum tığımın başım dolayarak buradaki düzeneğimi hemen yerleştiriyorum 1 ve 2 tekrar 2 zincir tekrar 2 trabzan 1 ve 2 tığımın başını doluyorum hemen sol tarafına bakınız geçmeden giriyorum bir trabzan iki zincir bir trabzan kurduktan sonra diğer 4 tane yapmış olduğum trabzanımı 2 2 bölerek arasına giriyorum ve devam ediyorum bakınız şimdi diğer ayrım yerine de geldik hem solunda hem sağında her iki yönde de birer tane artışımızı yaptık diğerinde de aynı şekilde yapmıştık ve bu sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım Evet V'lerimizi kurarak ve artışlarımızı yaparak bu sıramızı da tamamladık bakınız önümüzde bir tane V'mizi artırdık kolumuzun bir başlangıçta bir sonunda artışlarımızı yaptık. Arkamızın başlangıç ve sonda artışımızı yaptık. Tekrar kolumuzdaki artışlarımızı da yaptıktan sonra bakınız önümüzde 4 tane artışımızı yaptım ve araya zincir çekmeden kenar patımı 6 tane olarak örmeye başlıyorum. Hiç zincir çekmiyoruz geçişlerde. Sadece artış yerimizde zincirimiz var. Evet. Altı kenar patımı ördükten sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Dönüşünü yapıyorum. Yine aynı şekilde 3 4 5 ve 6. 6 tane trabzanımı ördüm. Şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. Hazırlamış olduğum V'lerimin içerisine bir aşağıki sıradaki gibi 4'er 4'er trabzan olarak doldurmaya başlıyorum. Sıramızın başını doluyoruz. Hemen ilk V'mizin içerisine 1 2 3 4 tane trabzanımızı örüyoruz. Aşağı sıradaki bakınız. Hemen ikinci V'mizin içerisine de aynı işlemimizi yapıyoruz. Ve 4 bir sonraki V'mizin içerisine Araya hiç zincir çekmiyoruz. 3 ve 4. Şimdi yeni ördüğümüz yuvaya yeni kattığımız V'mizdeyiz. Bakınız, 3 taneyi de alt sırada 3 ördük. Şimdi artış yaptığımız V'mizi de 4 tane trabzan olarak dolduralım. 2, 3 ve 4 tığımızın başını dolayarak hemen artış yerimin içerisine giriyorum ve iki tane trabzan iki zincir iki trabzanımı buraya uyguluyorum ve şöyle geçmeden yine bakmak istiyorum bakınız 3 tane V'lerimiz ve trabzanlarımızın olduğu bölüm üst sırada 4'e çıkardık. 1, 2, 3, 4 ve 4'er 4'er er doldurduk. Aradaki artış yerimizi aynı şekilde devam ettik. Şimdi hemen artış yerimizin diğer yönündeki yeni V'mizi de dolduralım. 1, 2, 3, 4. Diğerine geçiyorum hemen. 1, 2, 3 ve 4. Evet aralara zincir çekmeden artış yerlerimizi de atlamadan bütün sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet sıramızı tamamladıktan sonra yeni bir V sırasını daha ördüm. Bakınız şöyle önden bakalım. 1, 2, 3, 4 ve araya bir tane daha yaptım. 5, 3 ile başlamıştık. Diğer sıramızda 4 ve 5 olarak artık. Ve aradaki artış yerini görüyoruz. Sağında ve solunda birer tane V'mizi ilave ettik ve diğer trabzanlarımızın tam ortasına iki bir yana, iki diğer yana alarak tam ortaya birer V'mizi kurduk. Ve yine artış yerimizin sağında ve solunda birer tane V'mizi yine hazırladık. Şimdi biraz önceki yapmış olduğumuz gibi tekrar dörder dörder trabzanlarımızın içini dolduracağız ve kolumuzun ee, uzunluğu gelene kadar robamızı örmeye devam edeceğiz. Kol ölçüsü yeterli olduğu zaman ayrılmaya. O zaman tekrar görüşelim ve kolumuzu birleştirelim. Şimdi robamızı aynı şekilde örerek büyütmeye devam edelim. Robamızı artışlarımızı yaparak örmeye devam ettik. 3 olarak başladığımız robamızdaki bu V'lerimizin trabzanlarını bakınız bir sonraki sıramızda 1 2 3 4 bir sonraki sıramızda 1 2 3 4 5 daha sonra 1 2 3 4 5 6 her bir sırada bir tane artırdık ve istediğimiz uzunluk ölçüsüne geldi tabi daha büyük başlayıp daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız birkaç sıra daha örmeye devam edebilirler şöyle gördüğümüz gibi bakınız yakından da bakacak olursak şuradaki artış yerimizin hemen yanından birer birer artışlarımızı görmekteyiz. Şu uçtan örmeye başladım. 1 2 3 4 5. 5. grubumuzu başlıyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 tane dolgum ve artışım var. 6 sıramı tamamladıktan sonra 7. sırama geçtim. 7. sıramızda artık kollarımızı birleştirelim. E, yeterli ölçü oldu. Şimdi 7. sırama bakınız şu şekilde başlayarak geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane artışımız oldu. Burada gördüğümüz gibi. Şimdi bu kısmı örerek geldikten sonra aradaki artma yerine geçiyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 2 trabzanımı ördükten sonra zincir çekmeden eğer geniş istiyorsanız tabii ki birkaç tane zincir çekebilirsiniz. Fakat bu kol Yeterli olacağı için zincirimi çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen diğer tarafa bakınız kolumuzu şöyle büktüğümüz zaman şuradaki artış yerinin tam ortadaki iki zinciri alıyorum. Tığımın başını doluyorum. İki tane trabzanımı bu araya örüyorum. Bir ve iki kolumu birleştirme işlemine bir tanesini bu şekilde yapmış oluyorum. Bakınız ön gövdemizi kolumuzla birleştirdik. Şimdi arkadan şu görmüş olduğumuz kısımdan yine her bir V'mizin içerisine dörder trabzanımızı örerek ilerlemeye başlayalım. İki tane trabzanımı ördüm ve başlıyorum V'lerimin içerisine dörder trabzan örmeye 2 3 ve 4 Diğer V'imi örüyorum. 3 ve 4. Diğer kol altına kadar bütün V'lerimizi dörder trabzan doldurarak örelim. Kolumuzu birleştirme işleminden sonra arkamızdan trabzanlarımızı örerek ilerlemeye devam ettik. Bakınız dörder dörder V'lerimizin içerisine kol altından itibaren örmeye başlamıştık. Şimdi diğer kolumuzun ayrım yerine geldik ve İki tane trabzanımı ördüm. Bakınız iki trabzanımı ayrım yerine takip eden sıraya ördüm. Araya zincir çekmeden hemen kolumu diğer ayrım yerinden büküyorum. Tam birbirine denk gelecek şekilde. Bir ayrım yerinden diğer ayrım yerine geçiyorum. Şu şekilde iki trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. İki trabzanımı bakınız burada örmüştüm bükmeden önce diğer iki trabzanı ise bu yöne ördüm. Şöyle görelim. Bakınız trabzanlarımızı örüp geldikten sonra tam kolumuzun olduğu yere iki trabzan ve kolumuzu büktük. Birleştirme yerine geçtik. Diğer ayrım yerine iki trabzanımızı ördük. Yine dört tane trabzanımız oldu. Ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve içerisine dört tane trabzanımı örerek sıra başına doğru ilerliyorum. 3 ve 4. Sırası ile ilerleyelim. Sıramızın başına kadar kolumuzun altından birleştirdim. Bakınız şöyle görelim. Her iki kolumuzu da birleştirdik. İki trabzan, iki trabzan burada ve her birisine dörder tane trabzanımızı ördük. Kol altımızda iki trabzan, iki trabzan. Sıramızın başına geldik ve ileğimizi açmayı unutmayalım. Bakınız birinci sırada açmıştım daha sonrasında birinci sıradan sonra 1 2 3 4 5 tane sıramızı tamamladıktan sonra altıncı sıramızda tekrar ileğimizi açtık 5 tane örelim altıncı sıramızda yine ileğimizi açalım 1 2 3 4 5 bir sonraki sırada tekrar ileğimizi açmamız gerekmekte şimdi kol altına kadar V'lerimizi örerek ilerleyelim Evet önden V'lerimizi örerek geldim bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam 7 tane V'mizi 4 tane trabzanlarımızın tam arasına kurduk. Şimdi bakınız burada 2 tane trabzanımız diğer tarafta ise 2 tane trabzanımız var. Tam ortasına bir tane bakınız buradaki 2'nin tam ortasına 1 V diğer 2'nin ortasına 1 V kuruyoruz. Yani 2 tane kol altımız için V'mizi hazırlamış oluyoruz. Hemen ilmeğimi alıyorum ve giriyorum. İki tane V'min arasına bir tane ya yani iki trabzanımın arasına bir tane V kuruyorum. İki zincirimi çektikten sonra bakınız bir tane V'yi kurdum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer iki trabzanın arasına bir tane V'mi yine kuruyorum. Ve kol altından iki tane V kurmuş oluyoruz. Diğer kolumuzda da aynı işlemimizi tekrar edeceğiz. Daha sonra 4 trabzanlarımıza geçiyoruz ve tam 2 2 ayırarak bakınız. V'lerimizi kuruyoruz ve diğer kol altına doğru ilerliyoruz. Şurada görelim bakınız. 1 ve 2. Evet arkamızdan V'lerimizi kurarak geldim. Bakınız yine tam birleşme noktasına geldik. 2 tane trabzan bu tarafta, 2 tane trabzan karşıda ön tarafta. Her iki trabzanımızın da arasına girerek birer tane V çıkaracağız. Yani bir tane sağda bir tane solda V'mizi oluşturacağız. Hemen ilmeğimizi alıyorum. Tığımın başını dolayarak iki trabzanımın arasına giriyorum ve bir tane V'mi buraya örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer iki trabzanın tam arasına girerek bir iki tane zincir tekrar trabzanımı örüyorum. Ve bir tane V'mi yine Buradaki kol altıma da yerleştiriyorum. Hem sağ taraftaki hem soldaki kol altlarımızın her ikisine de birer tane yuvamızı yaptık. Bakınız bir tanesi sırt bölümüne kalırken bir tanesi ön bölümüne doğru. Yine sıramızı başa kadar devam edelim. Bir modelimizi bu şekilde V'lerimizi hazırladık. Şimdi içlerine hepsinin dörder trabzan 1 V, dörder trabzan 1 V şekliyle istediğimiz vücut ölçüsü gelene kadar örmeye devam edelim. Ceketimizi kolumuzun altından sonra bir sıra beğimiz bir sıra trabzanlarımız olarak ördüm. Ve istediğim ölçüye geldi. Şimdi lastik kısmını öreceğim. Tam kol altının V'sinden itibaren sayalım. Bakın dolgulu kısmı 1 diye sayıyoruz. Her ikisini tek tek saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 sıra ördüm ve istediğim uzunluğa geldim. Şimdi iliklerimizi de unutmadan açtık. Örgümüzün bu sırada tamamen trabzan olarak örelim. Artık bel lastiği kısmına geçiyoruz. Bakınız burada en son ileğimi de açtım. Ve trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. Kenar patım burası. Şimdi diğer trabzanlarımıza bakalım. 4 trabzan, 4 trabzan ve bunun üzerine V kurmuştuk. Şimdi V'mizi kurmuyoruz. Başlıyoruz. Bakınız trabzanlarımızın örüyoruz üzerine birer sıra aynı şekilde ilerliyorum. Her trabzanın üzerine bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Sıramın başına kadar bu şekilde her trabzanın üzerine yine kendisi gibi trabzanımızı örelim. Diğer uçta görüşelim. Evet trabzan sıramızı bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim. Şimdi uç kısmındayız ve örmeye başlayalım. 3 tane zincirimi çektim ve örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve örüyorum. 2 tane trabzanım oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çekip Geriye dönüyorum. Bakınız 1, 2, 3 ve 4. batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Ve 2 tane trabzanımı örüyorum. Şu şekilde. Tekrar araya 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve aşağıdan 1, 2, 3. gelerek batıyorum. 1, aynı yere 2 tane trabzan örüyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4ördüncüye batıyorum Tabii ki her seferinde saymanıza gerek yok göz kararı ve elinizin ölçüsü zaten oluşacak bir tane zincirimi de ilave ettikten sonra aynı yere iki trabzan daha örüyorum 1 ve 2 iki. iki tane zincirimi ilave ediyorum tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3ört 3 ya da 4 Sıklığını kendiniz ayarlayın Nasıl isterseniz sıklığını Ona göre trabzanımızı Batalım ve örelim Hemen bakınız 2 aynı yere 1 2 3 4 5 Geriye dönüp bakın Şöyle hemen bükelim Her seferinde saymayın Bir tane zincirimi çektikten sonra Aynı yere batarak 2 tane trabzanımı Yine örüyorum 2 zincirimi çekiyorum ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Ve bu şekilde bakınız uç kısımlarımızı örerek tamamlayalım. Evet, ikinci sıramızı ördükten sonra kirpikli bölümümüzü de örerek alt kısmımızı tamamladık. Şöyle bakalım. Uçtan başlamıştık. Diğer ucumuza kadar örerek geldik. Çok hoş bir görüntü kazandı. Şimdi ceketimizin kol kısmını da örmeye başlayalım alt kısma girelim. Şuradaki görmüş olduğumuz bölüme trabzanlarımızı yapmaya başlayalım. Zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Hemen 3 tane daha trabzanımı yapıyorum ve toplamda 4 tane trabzanımı örüyorum. 3, 4. Çünkü V'li bir şekilde bıraktığımız için bakınız V'ler halinde bıraktık. Ve trabzanlarımızı örerek devam ediyoruz. Tığımın başını doluyorum. Hemen ayrım yerinin tam ortasına geliyorum. Kol altından sonra 4 trabzanımı buraya kuruyorum. 3 4 Ve hemen sıradaki V'min içerisine girerek 4 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 ve 4. Tığımın tekrar başını dolayarak bir sonraki V'nin içerisine 4'er trabzanlarımı örerek başlangıçtaki kol altına kadar trabzanlarımı örerek ilerliyorum. 4 tane ördüm. Hemen ayrım yerine geldim ve V'lerimizi 4'er 4'er doldurarak ilerliyoruz. Tam 16 tane bakınız şu şekilde 4 tane trabzan gruplarımızı ördüm. Başlangıç noktama geldim. Birinci trabzanımla ikinci trabzanımın şöyle arasına batıyorum. Ve daha sonra bir tane daha ilerliyorum. 2-2 bu şekilde bölmüş oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımın başını dolayarak aynı yere girerek V'mi kuruyorum. Diğer 4 trabzanımın tam 2-2 yine ayırıyorum. 1 ve 2, araya giriyorum tekrar iki tane zincir aynen gövde bölümünde ördüğümüz şekliyle örerek istediğimiz ölçü gelene kadar biraz büyütelim daha sonra yine görüşelim evet, minik hırkamın kolunu örerek geldim bakınız 1 2 3 Dört, beş, altı, yedi. Yedi sıra ördüm. Yedi sıra ördükten sonra diğer kolumuzda yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını yapacağız. Bakınız yine trabzanlarımızı ördükten sonra şurada görmüş olduğumuz en son trabzanımı ördüm. D'lerimizi örmeye başlıyoruz ve iki sıra V'lerimizi aynı şekilde örüyoruz. Hatta üç sıra aynı şekilde V'lerimizi örüyoruz. Bir tane trabzan, iki zincir, bir trabzan, bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde 3 sıra V'mizi örelim. Sayıları aynı daha sonra artışlarımızı yaparak örmeye devam edeceğiz ama öncesinde 3 sıra V'lerimizi örmeye başlayalım. Ve buradan itibaren bakınız bir tane ipim bitti. İkinci ipime başladım. Sadece kolumun uç kısmına kadar geldim. Bakınız hem gövdeyi tamamladım hem kolumun bir tanesini tamamen tamamladım. Kolumun sadece Buradaki görmüş olduğum süsleme ve file kısmı kaldı. Evet şimdi başlayalım. 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere gelerek batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanlarımın arasına giriyorum. Bir trabzan, bir iki zincir, bir tane daha trabzan diğer trabzan arasına bir trabzan bir iki zincir bir trabzan tekrar ilerleyelim bakın şu dörtlerin arasındaki yerlere giriyoruz her bir dört trabzanımızın yanlarına girerek trabzanımızı ve zincirimizi örüyoruz bir iki araya giriyorum tekrar bir tane trabzanımı örüyorum 2 zincirimi çektikten sonra aynı yere batıyorum ve sıramızı tamamlayalım. Bunun gibi 3 sıra daha ördükten sonra görüşelim. 3 sıra arada zincirimiz 2 olarak ördük. Şimdi yine trabzanlarımızı aynı örüyoruz. 2 sıra aradaki zincirimiz 3 olarak örelim. Geçişimizi yaptım. Hemen zincirimi çekerek örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çektim. Aynı yuvanın içerisine giriyorum. Ve bir tane trabzanım örerek beğimi kuruyorum. Hemen diğer beğimin içerisine giriyorum. Bir trabzan, bir, iki, üç tane zincir. Her yuvada bir tane zincir artmış oluyoruz. Bir trabzan, bir, iki, üç zincir. İki sıra bu şekilde örerek gelelim. Hem bu sıramızı hem de üzerine bir sıra örelim. Daha sonra görüşelim. Evet kollarımızı örmeye devam ediyoruz. 3 sıra 2 zincir çekmiştik. 2 sırada 3'er zincir çektik ve trabzanlarımızı ördük. Şimdi buradaki 3 zincir çektiğimiz yeri 4 zincir olarak yine bütün trabzanlarımızın içerisine trabzanımızı yaparak ilerleyelim. Bakınız her bir trabzanımızın içerisine yine aynı düzenimizi kuruyoruz. Araların içerisine girerek bir trabzan 1 2 3 4 tane zincir tekrar aynı yere giriyorum ve devam ediyorum trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve 4 tekrar aynı yuvaya giriyorum bir trabzan 4 zincirimizi çekerek beylerimizi oluşturuyoruz ve sona doğru yaklaşıyoruz 1 2 3 4 Evet sıramızı tamamlayalım Sıramızın başına barana kadar ördük ve ilk hazırlamış olduğumuz kutunun içerisine giriyorum ve artık son sıramızı örüyoruz. Bakınız buradaki görmüş olduğumuz son sıramızı uyguluyoruz. 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanına bir tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Alttan şöyle giriyorum ve buraya bir tane kirpik yapıyorum. Tekrar 2 tane daha trabzanımı örüyorum 1 ve 2 araya 3 zincir çekiyorum diğer beynin içerisine 2 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra bakın zincirimi hemen trabzanımın dibine şöyle giriyorum ve batıyorum yanına iki tane daha kirpiğimi trabzanımı örüyorum. Pardon. Bakınız iki trabzan kirpiğimizden sonra bir iki üç tane araya zincirimizi çekiyoruz ve diğer V'mizin içerisine iki tane trabzan bir iki üç zincir hemen araya şöyle girelim. Kirpiğimizi oluşturduktan sonra iki tane daha trabzanımızı örelim. Bir ve iki. Araya bir iki üç zincir. Tekrar iki trabzan bir ve 2 1 2 3 zincirle kirpiğimizi örelim tekrar iki tane trabzanımızı örelim 1 2 3 ve bu şekilde bitirene kadar minik minik lalelerimizi örelim Evet ceketimizi en son lalelerini de yaparak tamamladık ve şöyle bir bakalım. Ben daha öncesinde düğmelerimi dikmiştim. Dilerseniz inci düğmeler, dilerseniz aynı renginden zevkinize uygun düğmelerle ceketimizi tamamlayabilirsiniz. Şöyle gördüğümüz gibi bakınız gayet güzel, şık bir ceket oldu. Umarım sizler de çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.